Edebiyat Podcast, Mustafa Uysal. Merhaba, işte yeni bir podcast'te sizlerle birlikteyiz. Bugün trafikten bahsedelim biraz. Trafikte ilginç şeyler oluyor, insanları tanıma fırsatımız oluyor hatta. Ben çoğu zaman araç kullanırken önümde hata yapanlara ya da kasıtlı olarak bir şeyler yapanlara şöyle diyorum. Bu adamı iyice görebilsem de onunla herhangi bir vesileyle oturup kalkmasam, çay bile içmesem. Çünkü trafikte bu kadar basit bir uyanıklığı yapan, bir kural ihlali yapan adamla oturup çay içmek bile tehlikeli. Çünkü kendi çıkarı söz konusu olduğunda size neler yapmaz diye düşündürüyor insanı. Peki bayağı bir eleştiri yapacağım trafikle ilgili ve bazı gözlemleri de size aktaracağım, tespitleri. Kim yapmış bunları? Şeref Oğuz isimli birisi yapmış. 28 Kasım 2021 İstanbul başlığını ve tarihini taşıyor bu yazı. Trafikte karakterini açığa çıkaran şeyler var insanların. Bu çok önemli ilkeleri sizinle paylaşayım ki siz de böyle yapmayın. Peki ben bu kadar şeyi eleştirdikten sonra kendimi tertemiz ortaya mı koyacağım? Elbette hayır. Biz de hata yapıyoruz, biz de deyip çoğul söyleyerek kendimi kurtarmaya çalışıyorum ama olmaz, mümkün değil. Ben de hata yapıyorum fakat bile bile yapmamaya çalışıyorum, sürekli yapmamaya çalışıyorum, kendimi frenliyorum. Örneğin aracımda işte şu özelliklerde maddeler yok, şunları yapmamaya çalışıyorum. Hata yaptığımda da bunu yaptığımı kesinlikle biliyorum ve vicdan azabı duyuyorum. Tekrar etmemeye çalışıyorum ve tekrar etmiyorum bazı hataları. Kasıtlı yapmamaya çalışıyorum en azından. Gecenin saat 2'sinde eve dönerken bomboş bir sokakta bir yöne döndüğümde sinyal kullanmadığım zaman oluyor. Evet. Ve fakat bu beni yine de rahatsız ediyor. Bu bir hata sonuçta. Bu bir kasıt sonuçta. Hatta bomboş bir sokakta, bomboş bir sokak sahiden gecenin ilerleyen saatleri ve hiçbir araç yok. O aracın oradan geçme ihtimali de yok. Ben bir ilçede yaşıyorum sonuçta. Kırmızı ışık var, beklemeli miyim diye kendime soruyorum. Bekliyorum, ne var bunda? Ama çok nadir böyle geçtiğim zamanlar oluyor. Tam o vakitten bahsediyorum ama tam tenha durumdan. Bunu yapmamalıyım, bir dahakine yapmamaya çalışıyorum. Yani kendimi temize çıkarmadan bunları söyleyeceğimi ilan etmiş olayım en baştan. Trafik karakterini açığa çıkarır insanların, sahiden de öyle. İlk 5 maddeye bakalım, sonrakilere de bakalım. Birinin gerçek karakterini öğrenmek istiyorsanız onu trafiğe çıkarın ve ardından onu izleyin. Trafiğe çıkmak şu demek aynı zamanda, otomobilin ya da o aracın hangi tür bir araç olursa olsun, motosiklet olur, kamyon olur, onun direksiyonuna geçtiğinizde, onun idaresini siz aldığınızda artık güç sizdedir ve bu gücü nasıl kullanacağınızı izleyecekler insanlar. Ona güç verildiğinde dediği şey tam olarak bu. Hak yiyor mu trafikte? Trafikte hak yemek diye bir şey var biliyorsunuz. Kural tanıyor mu? Kötü bir sürücü mü? İyi bir sürücü mü? Bunlar insan karakterini ortaya çıkaran şeyler. İnsanlar, Ali hocam anlatmıştı bir kere, ben demişti, yürürken sürücüleri, araç sürücülerine çok kızıyorum ama araç kullanırken de yayalara çok kızıyorum. Nerede olduğum benim tavrımı değiştiriyor demişti, sahiden de öyle. Fakat şey var, yani trafikte hak, hukuk bunlar çok fazla tanınmıyor. İnsanlar aracın direksiyonuna geçtikleri andan itibaren küçük bir krallığı yönetiyormuş havasına bürünüyorlar. Bir kere bundan bir kurtulun. Küçük bir krallık falan yönetmiyorsunuz. Başkalarının canını emanet olarak taşıyorsunuz direksiyona geçtiğiniz andan itibaren. Bu bilinçle kullanmanız çok daha iyi olur. Çünkü siz hata yaptığınızda hem kendinize zarar verebilirsiniz hem de başkalarına zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de direksiyon başına geçince küçük bir krallığın başına geçip başınıza taç geçirmiyorsunuz. Bunu bilinçli olarak yapın lütfen. Ve şey, yani bu araç sizin aracınız, siz kullanmaya başladığınız andan itibaren bütün yollar size tahsis edilmiş de değil. O yüzden çok çok dikkatli olmak lazım ve sabırlı olmak lazım. Sabır eğitim isteyen bir şey, yani doğuştan sabırlı olunmaz. Nasıl sabırlı olunur diye arayın, bulun, öğrenin ya da kendinize uygun bir sabır eğitimi icat edin, nasıl yapacaksanız artık bunu.
Şeref Oğuz şöyle başlıklar koymuş. Ben bunlara ilave de yapmak istiyorum. Sağa dönüşte en sol şeritten gelir ve önüne geçer. Bu kötüdür. Genelde bunu ben çok fazla yaşıyorum. Uyanıklık yapıyorlar güya fakat kazaya davetiye çıkarıyorlar. Hiç kaza olmayacak bir yerde olabilir. Ne önemi var ki? Sonuçta siz birinin hakkını gasp ediyorsunuz. Birini hata yaptırma potansiyeli taşıyorsunuz bu hareketinizle. Sinyal kolu vardır. Aniden önüne döner. Bildirmez. Kötü. Kesinlikle çok kötü. Sinyal konusu en önemli konulardan birisi. Evet, küçücük bir ilçede, bir köyde yaşıyor olabilirsiniz, olsun. Ya da büyük şehirlerin karma karışık trafiğinde yaşıyor olabilirsiniz, olsun. Nerede yaşıyor olursanız olun, siz trafiğe tabi olan bir yola çıktığınızda bunların hepsini yapmakla mükellefsiniz. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yani trafiğe tabi olan bir yoldaysanız, hangi ilçede, hangi ilde, hangi büyük şehirde, hangi köyde olduğunuzun hiçbir önemi yok. O sinyal kolunu kullanmak zorundasınız. Bugün olmaz, yarın olmaz, yarından sonra olmaz. Ama o sinyal kolunu kullanmadığınız için ya kendinize ya da bir başkasına bir gün zarar verirsiniz. Lütfen kullanın, çok zor değil. Yani bununla ilgili üretilmiş onlarca espri var. Fakat ben hiçbirini doğrudan kullanmak istemiyorum. Sadece kendim için şunu söylüyorum. Ben sinyal kolunu kullanmalıyım ve başkasına zarar vermemeliyim. Bunu kullanırken de bu bilinçle yapmaya çalışıyorum. Bir başkasına haber vererek trafiği rahatlatıyorum sonuçta. Ve camı açar, şişeyi sokağa fırlatır, gaza basar gider. Bu da kötüdür. İnsanlar küllüklerini dökenleri görüyorum ben. Küllüğü çıkartıyor adam, camı açıyor, sokağın ortasına küllüğü boşaltıyor. Düşünebiliyor musunuz? Orada 10 adım atıp çöp tenekesine atmak ya da boşaltmak yerine bunu yapıyor. Hatta şehrin göbeğinde insanlar camlarını açıp sigara paketlerini, mandalin, portakal kabuklarını, muz kabuklarını atanları gördüm. Ya çok acayip bir şey ama fiyakalı giyinmiş bir delikanlının pencereyi açıp aracının penceresini sigara paketini yolun ortasına fırlattığını gördüm. Yani böyle son derece şık kıyafetlerle giyinmiş bir hanımefendinin de bunu yaptığını gördüm. Çok ayıp. Şehirler arası yollarda atalım mı peki? Hayır, asla atmayalım. Bir poşette çöp için alın ve çöplerinizi aracın içinde o poşete toplayın. Sonra geldiğinizde bir çöp kutusuna atın bunları. Bu kadar zor değil. Yollarda birçok çöp birikiyor. Lütfen yapmayın. Bu çöpler doğaya da zarar veriyor, insanlara da zarar veriyor, hayvanlara da ve sonuçta doğaya da zarar veriyor bu tür hareketler. Sağ şeritten gider sürekli, sağ şerit kenesidir, önünde araç yoktur, hızlanmaz, bu kötü. Yani belirli bir limiti varsa yolun, o limiti kullanın lütfen. Şehir içinde ya da şehir dışında fark etmez, belli bir hızda gitmelisiniz. Şehir içinde 20 km hızla, 15 km hızla seyrederseniz arkada trafik birikir, insanlar işlerine yetişemezler, bu da çok kötü. Bunu özellikle yaşlılar yapıyor, gençlerde zaten böyle bir şey mümkün değil, göremezsin. Onlar daha da hız yapıyorlar. 50 kilometre ile gidilmesi gereken yerde 70-80'e geçip gidiyorlar vuv diye. O da çok tehlikeli bir şey. Ama yavaş gitmeniz de aslında çok tehlikeli ve kötü maalesef. Kırmızı ışık yanıyordur. Yaya geçerken üzerine sürer. Bu kötü. İşte böyle bir şoför olmak da çok kötü. Kırmızı ışık yandı, yayalar geçiyor. Yani siz onların üzerine sürmeye çalışıyorsunuz. Kötü. Yeşil ışık yanmıştır, hala yaya vardır. Korna basarsınız. Çok kötü. Korna kullanımı konusunda eğitimden geçmemiz gerekiyor zannederim. Ben ehliyet alırken bütün kursları tek tek derslerine gittim ve takip ettim. Sonrasında kitaptan takip ettim. Korna kullanımı konusunda bir eğitim hatırlamıyorum. Detaylı bir eğitim hatırlamıyorum. Fakat korna yüzünden insan öldürülüyor bu memlekette. Korna kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir prensip edindim kendime. Kesinlikle çok tehlikeli bir durum yoksa yayalara korna çalmıyorum. Evet. Yayalara korna çalmıyorum. Çok tehlikeli bir durum arz etmiyorsa, yaya için çok tehlikeli bir durum arz etmiyorsa. Şehir içinde özellikle, şehir dışında elbette yani yaya yola fırlamak isteyebilir ya da onu uyarmak isteyebilirsiniz. Bu anlaşılabilir bir şey. Fakat şehir içinde yayalara korna çalmak nedir? Araçlara korna çalmak nedir? Zaten orada öylesine beklemiyordur. Fakat şu da var.
Bazıları var, şehir içinde dar bir sokakta duruyor ve arkadaşıyla konuşuyor. Açmış pencereyi, arkadaşıyla konuşuyor sürekli ve çekilmiyor da yoldan. Düşünebiliyor musunuz? Arkasına, önüne bile bakmıyor. Arkasında biriken trafik umurunda değil. Birisi korna çalınca da el kol hareketleri yapıyorlar. Bunu yapmayın. Bu sizin az insan olduğunuzu gösterir. Ne kadar kaba olduğunuzu gösterir. Sizin hiç görmediğiniz, çok uzun zamandır görmediğiniz akrabanızla, arkadaşınızla buluşmanız anlamına gelmiyor. Bu sizin insanlığınızın azaldığı anlamına geliyor. Çekin bir kenara, sohbet edin. Aracı alın arkadaşınıza. Aceleniz varsa telefonla devam edin. Yani bu tür şeyleri yapabilirsiniz. 5 dakikalığına girdim, hemen şuradan bir şey alıp çıkacağım demeyin. Çünkü o 5 dakikada arkada bekleyen araçlar yakıt tüketiyorlar. Bir yerlere yetişmeye çalışıyorlar. Zaman kaybediyorlar. Bunlar hep insan hakları ihlali ve Allah bunların da hesabını soracaktır diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey daha var. Aracına bakım yaptırmayanlar var sırada. Siyah duman çıkar araçlarından, egzozlarından, bakıma götürmezler. Bu da çok kötü maalesef. Dünyamızı kirletiyorsunuz. Direksiyonda telefonla yazı yazar, trafiği aksatır. Bu da çok kötü. Sahiden trafikte çokça karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Adam telefonla mesaj yazıyor ve yavaş yavaş kullanmaya çalışıyor. Bir yandan da arkada kuyruk oluşmuş. Korna basanlar var, böyle dağıt dağıt dağıt. Adam numunda değil, o hala mesaj yazmaya çalışıyor. Bu da çok kötü, bu da sizi kötü insan yapar trafikte. Çakarlı çakallar var bir de. Kural ihlal ederler, üzerine, adamların üzerine sürerler, araçların üzerine sürerler. Çakarlı çakal demiş bunlara. Hakikaten de öyle, hiç hak etmedikleri halde, devlet görevlisi olmadığı halde çakar kullanıyorlar ve kendilerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar, imtiyaz sağlamaya çalışıyorlar. Bu tipleri bilirim ama bu tipler her yerde imtiyazlı olduklarını düşünürler. Mesela ekmek almak için gittiklerinde kuyruk varsa ne münasebet canım? Ben de mi kuyruğa gireceğim? Ya da doktorda kuyruk varsa ne münasebet? Bana da mı falan diye. Bankada bir kuyruk varsa ne münasebet canım? Müdür beyi çağırın ya da benim için özel bir kişi açın gibi söylerler ve böyle düşünürler. Her zamanları böyle geçer bunların. Sadece trafikte değil. Bebeğini ön koltukta oturarak seyahatten korkmaz, bu kötüdür diyor yine sıradaki maddede. Polis durdurur, benim kim olduğumu biliyor musun diye polisi tehdit ederler, bu da çok kötü. Alkol alarak araç kullanırlar ya da uyuşturucu alarak araç kullanırlar. Bunlar en tehlikelileri, bunlar daha az insandırlar trafikte. Fark ederseniz lütfen çok çok geride kalın ve uzak durun onlardan. Ve siz bir gün direksiyon başına alkollü geçecekseniz bunu yapmayın. Alkol alacaksanız tedbirinizi ona göre aldıktan sonra alkolünüzü alın. Yani bunun zaten sorumluluğunu almışsınızdır. Günahtır, sevaptır, o beni ilgilendirmiyor ama trafikteyseniz beni ilgilendiriyor. Lütfen alkollü olarak trafiğe çıkmayın. Ve şöyle bir şey daha var. Uyarırsınız mesela trafikte. Ben yapmaya çalışıyorum, uyarmaya çalışıyorum çok kibar, nazik bir dille, fakat artık insan çekiniyor da değil mi? Arkasında hemen bagajında pompalı tüfeği vardır genelde bu tiplerin, bagajdadır o tüfek. Çeker vurur insanları ki yapıyorlar. Yanlışlıkla yol verirsiniz kızar. Yolunu kesersiniz yanlışlıkla kızar. Hata yaparsınız kızar. Hata yaptığında karşı taraf onu boğmak ister. Neden? Hangi sebeple? Yani siz çocuğunuz evde hata yaptığında da mı boğmak istiyorsunuz, ona sövüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz? Muhtemelen öyledir mi diye düşünmeliyiz. Hayır, trafikte de hatalar olur ve bu hataları anlayışla karşılamamız gerekiyor karşılıklı olarak. Önüne dalar, korna çalarsın, senin arabana saldırır. Böyle tipler de vardır, bunlar da kötüdür. Lütfen yapmayın, insan olduğunuzu hatırlayın. Yine Ali Hocam'dan bir anekdot hatırlatayım. Bir Ramazan günü aracıyla işte iftara yakın eve giderken birisi işte bir hata yapıyor, önüne kırıyor. Sonrasında Ali Hocam diyor ki ben sabrettim, 5 saniye sabrettim. Orada işte adam el kol yapmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir. 5 saniye sabrediyorsunuz, o çekip gidiyor. Eğer siz de onun gibi karşılık verseydiniz, 5 saniyede unuttuğunuz olay bir ömür boyunca aklınıza kalabilirdi. Ya hapse girerdiniz, ya ölüm olurdu, ya onu öldürürdünüz, bir şeyler olurdu ama bir ömür boyunca aklınızdan çıkmazdı. Size el kol hareketi mi yaptı, korna mı bastı? 5 saniye, 10 saniye sonra ya da emin olun birkaç dakika sonra onu hatırlamayacaksınız bile. Hayatınıza hiç girmemiş gibi olacak. O yüzden
unutun, görmezden gelin, siz de aynı şekilde karşılık vermeyin asla. Ambulansa bile yol vermeyenleri görüyoruz değil mi? Onlar da öyle. Ambulansa yol vermezler, ambulansın arkasına takılırlar, sürat yaparlar. Bunlar da kötü sürücülerdir. Işık yeşile döndüğünde aldırmazlar, arkadakini bekletirler. Bunlar da kötü sürücülerdir. Daha da kötü olanlarını ben söyleyeyim sizlere. Sarı ışık yanar yanmaz kornaya abanırlar. Korna basarlar, dot 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 ilerleyin falan diye. Ya bunlar da çok kötü sürücüler. Az insan onlar. Ben onlara öyle diyorum. Ve trafikte yavaş giderler. Zamanına saygıları yoktur. Bunlar da kötüdür. Bu kadar kötülüğü toplum olarak hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Bakın hep şöyle bir şey vardır. Kötü şeyler anılınca biz hep kendimize değil de karşı tarafa bunu yakıştırırız. Oysa o kötülüğün içinde emin olun ben de varım, sen de varsın. O kötülüğün içinde sen de varsın. Bunları duyan kişiye sesleniyorum. Sen de varsın, ben de varım. Ben düzeltmeliyim kendimi. Sen de düzeltmelisin. Trafikte kendinizi gözlemleyin. Hatta bir yanınızdaki kişiye gözlemletin mümkünse çok 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 iyi olur. Ve böylece bu gözlemlerinizi not alın, aracınıza yapıştırın. Trafikte şu durumda kötü davranıyorum, şu hatayı yapıyorum diye aracınızın torpidosuna yapıştırın. Aracınıza bindiğinizde onları gözden geçirin ve deyin ki bu hataları tekrar etmemeliyim, bu davranışlarımı düzeltmeliyim. Bakın tekrar söylüyorum, lütfen bunu yapın bir çözüm önerisi olarak. Bir, kendiniz kendinizi gözlemleyin, hatalarınızı not alın. İki, yanınızdakine kendinizi gözlemletin, onun söylediklerini not alın ve aracınızın işte görünebilir bir yerine koyun, onları tekrar etmemeye çalışın. Böylece yaşanabilir bir toplum oluruz diye ben umut ediyorum. Şeref Oğuz Bey'e de bu maddeleri hazırladığı için teşekkür ediyorum. Diğer podcastlerde buluşmak temennisiyle Edebiya Podcast, Mustafa Uysal.